Bahçe duvarından açtın, bahçe duvarından açtın, sarmaşık güllere dolaştın, sarmaşık güllere dolaştın. Öptüm sevdim halelleştim, öptüm sevdim halelleştim. Yanıyorum 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 hele, mayıl oldum Gonca güle, acem şalı ince bile. Merhaba değerli arkadaşlar, bu haftanın açılışını tahmin ettiğiniz gibi Bozkır'ın tezenesi, büyük usta, rahmetli Neşet Ertaş'la yaptık. 40. haftadayız, Kırşehir'deyiz. Kırşehir deyince benim aklıma sadece Neşet Ertaş geliyor. Haftanın açılışını onunla yaptıktan sonra şimdi malzemeleri tanıyalım. Bu hafta bu gördüğünüz plastik saplı 3 parça. Tıraş aletini kullanıyorum. İngiltere'de yapılmış. Cilet tek, yine tek modelinin farklı bir çeşidi. Çok fazla çeşit var tekte. Sap plastik, ağırlık kafaya doğru sap plastik olduğu için bakın dengesi kafaya doğru. Yumuşak bir tıraşı var. 70'li yıllarda üretilmiş. Bıçağım yine aynı markadan, Cilet markasının Hindistan'daki fabrikasında üretilen 7 o'clock siyah. Bunu ilk kez kullanacağım. Bu jileti daha önce hiç kullanmamıştım. Bakalım nasıl keskinliği. Sabunum Faena, Yunanistan'da üretilen, Forum tarafından 2017 yılında yaptırılan sabun. Vanilya kokulu, oldukça güzel bir sabun. İçinde bir miktar su koydum, yumuşasın diye. Fırçam. Semok 620. Domuz kılı fırça, 22 milimetre, 50 sanırım 50 santimetre kıl uzunluğu, bu şekliyle yüzde köpürtmek için çok uygun. Uçlar yavaş yavaş kendi kullanımla birlikte uçlar çatallanıyor. Hala bir miktar sert uçları. Başlayalım. Yüzümü sıcak musluk suyuyla yıkadım. Aynı zamanda sabunun üzerine koyduğum suyla sakalları yumuşatmak için o suyu kullandım. Böyle bir bıçak. Açıklığı kontrol edebilirsiniz her seferinde. Evet, güzel. Üç kez silkeledim. Doğrudan kabının içerisinde çevirmeye başlayalım. Sabunu yükleyelim fırçaya. Daha sonra da yüzde köpürtme yapacağım. Umarım sizin de tıraşlarınız iyi geçiyordur. Akşam yine Ankara'da çok şiddetli sağanak yağış vardı Çankaya tarafında. Bir anda sel oldu her yer ve fırtınayla birlikte. Sanırım bu bahsettikleri kasırgayı da atlatmış olduk.
şarkı. Çok güzel. Krema gibi yoğurt kıvamında. Köpüğünüz uçtuğunda. Günlük bir sakalım vardı. Kısa sürede güzel bol köpük elde ettim. Şimdi ilk perdeyi sakal çıkış yönlerinde yapıyoruz. Yukarıdan aşağıya. Benim için. Fırçanızı yıkadığınızda, her kullandığınızda 3-4 tane, 4-5 tane kıl düşebilir. Bir süre sonra artık kesilmesi lazım dökülmenin. Keskinliği güzel bıçağın. Herhangi bir takılma olmadan. Bakın. Akıp gidiyor yüzde. Bir arkadaşımız yorumlarda çok bıçaklı tıraş aleti kullandığını ve iki perdede tıraş olduğunu söylemiş. Tabii çok bıçaklılarda, örneğin üç bıçaklı olsun, üç bıçaklı bir tıraş aletinde iki perde tıraş olursanız bıçak yüzünüze 6 kez değmiş olacak. Ve tahriş yaşama durumunuz bence çok fazla. O nedenle çok bıçaklı kullanıyorsanız tek perdede bitirin işi. Duyuyor musunuz? Yağmur tekrar başladı. Müthiş bir ses geliyor şimdi. Perde böyleydi. Şimdi sakalları çapraz yönde keseceğimiz ikinci perdeye geçelim.
ötsemok fırçalar. İkinci perdede tam olarak açılıncaya kadar fırçanın kılları, ikinci perdede bir miktar köpüğü yutma sorunu olabilir. Bu gayet normal. 8-10 kullanımdan sonra tam performansını alabilirsiniz. Çok bıçaklardan bahsediyorduk. Çok bıçaklarda ben de hatırlıyorum, bir dönem ben de kullandım çok bıçaklı. En büyük problem sakalların bıçakların arasına girip tıraş aletinin tıkamasıydı. O nedenle lavaboya vura vura sakalları çıkarmak isterdik aradan. Çok iyi hatırlıyorum. Defalarca fırlayıp gitmişliği vardır oynar başlığın. Ama işin sonunda sizin için en uygun olanı kendiniz deneyimleyerek bulabilirsiniz. Eğer çok bıçaklı sizi uyuyorsa çok bıçaklarla tek perde tıraş olun. Bu tür geleneksel tıraş aletleriyle, eski tıraş aletleriyle çift taraflı bıçakla tıraş olmak sizin için daha keyifli ve uygun olabilir. Sabunun kayganlığı çok güzel. Evet, buradaki problem Türkiye'de bulunmuyor olması. İkinci perdeyi de tamamladık. Düzeltmelerle tıraşımızı bitireceğiz. Hemen düzeltmelere geçelim. Evet. Düzeltmeleri de köpük yetti. Bu tasarım, tek tasarımı çok yaygın. Çok farklı piyasadaki daha uygun fiyatlı Çin'de üretilen tıraş aletlerinde de bu Rimei gibi, Rimei tıraş aletinde aynı kafa tasarımı kullanılıyor. Lord tıraş aletlerinde Mısır'da üretilen. Neşet Ertaş'ı sevebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin beğeninize kalmış bir şey. Ama bence bizim Anadolu kültürümüzün de bir parçası olduğunu unutmamak gerekir.
yeni başlayan arkadaşlarımıza da bir hatırlatma yapalım. Böyle tıraş esnasında gibi mimikler yapıyoruz. Bunları elimizle derimizi çekiştirmemek için uyguluyoruz. Komik görünebilir ama deri altına inip kıl batıklarına sebep olmamak için sadece yüzümüzün mimikleriyle uygulama yapıyoruz. Eğer batık sorununuz varsa ve cildinizi gerdirerek tıraş oluyorsanız, bir de gerdirmeden bir sürü, hemen bir iki kez değil, bir sürü de gerdirmeden tıraş olmayı deneyin, tavsiyem. Evet, düzeltmeleri de tamamladık. Temiz iş çıktı. Şimdi bir miktar tahriş etmeden bakalım. Çıkıdık yöntemi kullanılabilir. Soğuk suyla duruluyorum. Tıraş sonrasında markanın Faina'nın losyonunu kullanacağım. İyice çalkaladıktan sonra aynı koku var, sabundaki koku. Alkol yok. O yüzden yanma yapmadı. Güzel bir tıraş çıktı bu hafta. Haftaya şekilde dinamik başlıyoruz. Hemen isterseniz tekrar edelim. Neler kullandık? Tıraş aletin plastik saplı Gillette Tech, İngiltere'de üretilmiş. 1970'li yıllarda üretilmiş. Bunu forumda değerli üyemiz Alper Bey var. Alper Bey'den aldım. Yine bu jineti de Alper Bey hediye etmişti o zaman aldığımda. 7 o'clock, siyah, oldukça keskin, çok yakın tıraş veren bir jilet olarak gördüm. Fırçam Simok 620 idi, domuz kılı, 22 cm düğüm çapı, 50 mm kıl uzunluğuyla yüzde köpürtmek için çok ideal. Koku yok aldığımdan beri. Faina sabunları şöyle muhafaza edebilirsiniz. Tıraştan sonra hemen üzerindeki köpüğü alıp kurumaya bırakabilirsiniz. Kurumaya bıraktıktan sonra da kapağını kapatırsanız kokusunda da kayıp olmaz. Son olarak da yine Faina Filosof tıraş losyonunu kullandım. Evet, açılışı büyük ustadan yapmıştık. Dilerseniz kapanışı da ondan yapalım. 41. haftada tekrar birlikte olmak üzere. Yani unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Abonelik derken Çekmeköy'den kanalı takip eden Mahir Oğulcan'a da buradan selam gönderelim. Kendisine hayırlı tıraşlar diyelim. Bir sonraki hafta, 41. haftanın tıraşında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca akar can özüne sel gizli gizli bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar dil gizli gizli dil gizli gizli dost elinden gel olmazsa barınmaz rızasız bahçenin gülü derilmez kalpten kalbe bir yol vardır görülmez gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar yol gizli gizli yol gizli gizli gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar yol gizli gizli yol gizli gizli Seher vakti garip garip bülbül öterken kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar gel gizli gizli.